haberin merkezine, Show Ana Haber'e hoş geldiniz sayın seyirciler. Türkiye'de ilk koronavirüs tanısı konulmasının üzerinden tam bir ay geçti. Açıklanan son verilere göre vaka sayısı 40 bin eşiğine gelmiş durumda. Can kayıpları ise 800'ü aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7'den 70'e herkesi bir kez daha uyardı. Başarımız izolasyona bağlı. Virüse fırsat tanımayalım, evde kalalım. Bugün risk grubu tanımının kapsamı genişlemiştir. Koronavirüsle mücadelede ilk bir ayın acı bilançosu belli oldu. Vaka sayısı 38.226'ya çıkarken 812 kişi yaşamını yitirdi. Şu anda her yaşta olağanüstü bir hızla bulaşabilen bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı 30. günün verileri. 24 saat içinde 4.117 yeni hastaya tanı konulduğu, 87 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İzolasyon bugün için sağlıklı, geçerli tek hayat tarzıdır. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 1492, 995 hasta solunum cihazına bağlı durumda. Taburcu olanların sayısı ise 1846'ya ulaştı. Tablonun az da olsa iyimserlik sebebi olan yönleri de var. Sağlık Bakanı Twitter mesajında bir gün içinde 264 hastanın daha iyileştiğine dikkat çekti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış hızının düşme eğiliminde olduğunu da vurguladı. Fahrettin Koca'dan, başarımız izolasyona bağlı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım, evde kalalım çağrısı geldi. Hükümet koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni desteklere hazırlanıyor. İstihdamı korumak adına işten çıkarmalar 3 aylığına yasaklanacak. Cumhurbaşkanı bu yasağın süresini 6 aya kadar uzatabilecek. 15 Mart sonrası işsiz kalanlara da devlet günlük 39 lira destek verecek. İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir. Cumhurbaşkanı sinyali vermişti. İlk adım atıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında işten çıkarmaların 3 ay boyunca yasaklanması gündemde. Çok beğendim, çok mutlu oldum. Doğru bir karar abi. Şu an millet geçimini nasıl sağlayacak? Aile ve Çalışma Bakanlığı teklifi hazırladı. Görüş almak üzere iş dünyasıyla paylaştı. 3 ay süreyle işçi çıkarılmasının yasaklanması planlanıyor o teklifle. Üstelik Cumhurbaşkanı o süreyi 6 aya kadar uzatabilecek. Kirası var, eve çoluk çocuğu var. Kimse çıkarılmasın. İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle yapılacak fesihlerin kapsam dışında bırakılmasına Türk İş'ten itiraz gelirken CHP'nin de hazırlıkları süren düzenlemeye eleştirisi vardı. Müjdelendiği şekliyle doğru ama son derece yanlış ve tam tersi sonuç doğuracak bir işle karşı karşıyayız. 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ama işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlarla ücretsiz izne çıkartılanlara nakdi destek verilmesi öngörülüyor. Günlük 39 lira 24 kuruş, yani ayda 1177 liranın işsizlik sigortası fonundan ödenmesi planlanıyor. Diyor ki, eğer işten çıkarırsan 39 TL ben ödeme yapacağım. Bu işten çıkarmayı yasaklamak değil, adeta teşvik eden bir duruma dönüşür. Destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var. Koronavirüs tedavisinde özel hastaneler herhangi bir ücret alabilir mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sinyalini verdiği şekilde bir düzenleme yapıldı. İlave ücret alınmayacak tedaviler listesine koronavirüs de eklendi. Yani hiçbir şekilde ücret ödenmeyecek. Ayrıca hastalar ilaçlarını hastaneden temin edebilecek. Koronavirüse karşı teknoloji de devrede. Pandemi izolasyon takip sistemiyle o yeni dönem başladı. Karantinada olması gereken dışarı çıkarsa uyarı cep telefonundan gelecek. Karantinaya uymayan cepten uyarılacak. Pandemi izolasyon takip projesi hayata geçti. Dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi. Bu hastalarımız bu aplikasyonu indirmek zorundalar. Projeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu. Altyapının hazırlanmasıyla karantina kurallarını ihlal edenin cep telefonuna işte bu kısa mesaj gidecek. Covid-19'la mücadelede dünyanın farklı ülkelerinde kullanıldı benzer uygulamalar. Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, GSM operatörleri birlikte çalışacak. Evde olması gerekirken dışarı çıkan Covid pozitif hastalar cepten otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla uyarılacak. O uyarı dikkate alınmazsa
polise ihbar edilecek. Gerektiğinde güvenlik kuvvetlerine devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. İletişim Başkanlığı projeyi hazırladığı videoyla tanıttı. İzolasyon takip sistemiyle kişinin yalnızca kendisinin değil, yakınlarının ve toplum sağlığının korunması amaçlanıyor. Proje kapsamında kullanılan ev adresi, cep telefonu numarası gibi kişisel veriler salgınla mücadele dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak ve COVID-19 kabusu biter bitmez imha edilecek. Çocuklarımı kahvaltı ettirmedim, evde nasıl kalayım? O yardım çığlığına geber notuyla karşılık veren İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı tepkiler üzerine görevden alındı. Bakanlık ailenin ihtiyaçları karşılanacak derken o mesaj meclisin de gündemindeydi. Ben de çok mağdur durumdayım. Bu sabah ayıptır söylemesi çocuklarıma kahvaltı ettirmedim. Evde kal çağrılarına işte böyle yanıt vermişti. Genç kadının o sözlerine utanmadan, sıkılmadan geber karşılığını veren bürokrat görevden alındı. Bir gelir olmayınca, bir gider olmayınca ne olacak? Mecbur kendinin haliyle kendimden dışarı yatacağım. Koronavirüs salgını sonrası İstanbul Dudullu'da kaydedilen o video gündeme oturdu. Çıkma çıkma, mecbur çıkacağım abi. Roman kadının yardım çığlığı sosyal medyada hızla yayıldı. Yardım eli uzatmak isteyenler sıraya girerken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Noay adeta bir skandala imza attı. Videoyu mağdur kadına hitaben geber notuyla paylaştı. Kalkıyorsunuz ama mecburuz gitme. O insanlık dışı harekete tepki yağarken sosyal medya hesaplarını kapatan Noay görevden alındı. Yaralayıcı bir dil kabul edilemez açıklaması yapan bakanlık hakkında soruşturma da başlattı. Mümkünse de memuriyetten atılmasıyla alakalı bütün bir gayret sarf edeceğiz. Bu göreve bu kişi getirilmişse sistemi sorgulamanız lazım. Bu liyakatsizlerle çalışmaya devam ederseniz bunlar sizi daha çok duvara tostatacaktır. Bürokratın çirkin tavrı meclis gündemine de taşınırken Aile Bakanlığı anne ve çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanacağını duyurdu. Mecbur çıkacağım abi. İstanbul'da ücretsiz maske dağıtımına formül bulundu. 20-65 yaş aralığındaki İstanbullular maskelerini cep telefonlarına gelen kod numaralarıyla eczanelerden alabilecek. Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Nasıl dağıtılacağı bugün ortaya çıktı. Ücretsiz maskeler eczanelerden alınacak. 10 gün için kişi başı 5 maske verilecek. Bedelsiz ulaştırılacak olan maskelerin eczaneler üzerinden ulaştırılması kararı alındı. Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacılar Birliği'nin aldığı ortak kararla ücretsiz maskeler İstanbul'daki 3 büyük ilaç firması aracılığıyla eczanelere ulaştırılacak. Eczaneler sadece bir depo üzerinden 10 kutu yani 500 maske talep edebilecek. Maske gönderimleri tamamlandıktan sonra 20-65 yaş aralığındaki vatandaşlarımıza cep telefonlarına mesaj göndererek bir kod ulaştıracak. O mesaj gelmeden eczaneye giden eli boş dönecek. Çünkü maskeler sadece telefona gelen o kod numarasıyla alınabilecek. Vatandaşlarımızdan ricamız bu mesajları gelmeden eczanelere gitmemeleri yönünde. Çünkü henüz dağıtım tamamlanmamış demektir. Maskeler eczaneye ulaşır ulaşmaz dağıtım başlayacak. Nefesim kesildi, içim yanıyor, dışım donuyordu. Bu sözler koronayı yenen 58 yaşındaki kadına ait. Virüsü alt etmeyi başardı ama hastane odasında yaşadıkları aklından çıkmıyor. Yatakta beni ağrımadık yanlarım olmadı. Bütün eklem ağrılarım oldu. Göğsümden ağrıdı. Sırtım çok ağrıdı. Nefesim kesildi yani. Dışım donuyor, içerim yanıyor. Hastanede geçirdiği günleri böyle anlattı. Zor oldu ama koronayı yendi. Sağ olsun hemşirelerim gelip gidiyor, bana moral veriyordular. Üzüldüm ama ne yapayım, hiçbir çarem yok dedim. Kendi kendime destek verdim. Bir tek ben değilim hasta dedim. Moral verdim kendime. Bursa'da yaşayan Havva Er, COVID-19 teşhisi konduktan sonra 7 gün tedavi gördü. Kardeşleri de virüse yakalanmıştı. Ablam da var, oğlan kardeşim de var. Görüşme yaptık birbirimizden, o zaman bulaştı, şüpheleniyorum. Ben de göremeden gidiyorum kardeşlerimi. Taburcu oldu ama herkesi uyardı.
Zor hastalık. Herkes kendine dikkat versin. Bu ağrıları çekmesi çok bir zor. Evinizde kapanın, çıkmayın dışarı. Meryem Kuzucu ve 5 yaşındaki kızı Sevde, Umre'den döndükten sonra karantinaya alınmışlardı. İkisinin testi de pozitif çıktı. Kızım adına üzüldüm. Dedim ki eğer geç bu geçecek. Onlar da iyileşti, evlerine gönderildi. Morallerini düzgün tutarlarsa, yüksek tutarlarsa gerçekten geçeceğine inanıyorum. Ünlü Gezi programı sunucusu Burak Akkul koronavirüse yakalandığını duyurmuş. Hemen ardından da yoğun bakıma alınmıştı. Bu kez sevindiren bir haber için kameranın karşısına geçti. Eşiyle birlikte yendim seni korona dedi. Hello my friends. Ama çok zorlu bir süreçten geçtim. Sonuçta yendim seni korona. 20 gün sonra yoğun bakımdan çıktı. Takipçilerine müjdeyi böyle verdi. Yendim seni korona. Yendik seni Covid-19. Gezi programı sunucusu Burak Akkul bir süre önce koronavirüse yakalandı. Durumunu sevenleriyle paylaştı. Karantinada korona pozitif tedavi görüyorum. O paylaşımından kısa bir süre sonra durumu ağırlaştı. 20 gün yoğun bakımda kaldı. Ölümcül virüsü yener yenmez sevinçli haberi yine takipçileriyle paylaştı. Haber vermesi biraz vakit aldı. Ama çok zorlu bir süreçten geçtim. Eşi Seda Akkul'un koronavirüs testi de pozitif çıkmıştı. Hastalığın üstesinden birlikte geldiler. Sonuçta yendim seni korona. Yendik seni Covid-19. Ülkece, dünyaca yeneceğiz. Herkese şifa diliyoruz. Çok yakında yine haber. Maskeli bir kadın apartmana girdi. Poşette taşıdığı sıvı benzeri maddeyi asansöre kapılara sürdü. Bina sakinleri tedirgin. O madde virüslü mü? Kadın ne yapmaya çalıştı? Polis bu soruların cevabını arıyor. Zillere. Zillere sürüyor. Bir asansörün üstünde var, zilde var. Dünyayı sarsan bir koronavirüsüyle karşı karşıyayız. Şu an tedirginiz. Kadın ne yapmak istedi? Ne yaptığını da bilmiyoruz. Apartmana girdi, poşetteki maddeyi her yere sürdü. Esrarengiz kadın sitede korona paniğine neden oldu. Yüzü gözükecek gibi değil. Pantolon mu var ayağında? Elinde yüzük var lan. Elle temas edebileceğimiz asansörde, asansör çağırma düğmesi, binanın giriş yerleri, ayak basacağımız yerler dahil birkaç yerlere elindeki sıvı ya da katı olan bilmiyoruz ne olduğunu bunları sürüyor. Kayseri'de bir sitede kaydedildi görüntüler. Maskeli kadının kim olduğunu bilen yok. Poşetteki maddenin içeriğini de. Bir de titiz ki bandağının uzuyunu atışıyor arkadaş. Çok temiz iş yapıyor. Ben marketten geldim. Baktım aşağıda kırmızı parçası üzerinde. Hemen yağa benzer bir şey sürmüşler. Apartman sakinleri o görüntüleri izleyince dehşete düştü. Üstelik aynı kadın diğer binalara da girmişti. O madde acaba virüs mü sorusu siteye kabus gibi çöktü. Yan binamıza da aynı şeyi yapmış. Polis geldi, parmak izi aldı. Sonuçları bekliyoruz. Tedirginiz. Polis binalardan numune aldı. Ekipler her yerde o kadını arıyor. Sorumsuzluk, vurdum duymazlık. Şimdi izleyeceğiniz görüntülerde hepsi var maalesef. 10 yaşındaki çocuğuyla sokağa çıkan adam kendisini uyaran polise çıkıştı. Ölürse benim çocuğum ölecek. Sana ne oluyor? Sözleri kan dondurdu. 28 yaşında çocuğu dışarıya çıkmamış. Çocuk benim ölürse benim çocuğum sana ne oluyor? Vurdum duymazlığı pes dedirtti. Yetmedi polisi tehdit etti. Abi lütfen bak sinirlerimi zorlamadan cezanızı yazın. Kabul edin. Alın gideyim. Bir tanesi yeter. İkinci bir cezayı yazarsanız sıkıntı çıkarım. Kahramanmaraş'ta polis çocuklarıyla sokağa çıkan çifti durdurdu. Uyarıya öfkelenen baba polisle tartıştı. Kabul etmiyorum abi. Tamam kabul etmem. Tamam, bir tane sakin olacaksın. Sakin ol. Bak sakin ol. O el hareketlerini bir bırak. Ben sakinim. Salgın riskini hiçe saydı. 28 yaşında çocuğu dışarıya çıkmamış. Çocuk benim ölürse benim çocuğum sana ne oluyor? Anne ve babaya 392'şer lira ceza yazıldı. Korona günlerinde gasp girişimi de şekil değiştirdi. Yaşlı yakınları için ATM'den para çeken bir kadın bıçaklı tabancalı değil öksürüklü saldırıya uğradı. Neyse ki durumu fark edince son anda bir eczaneye sığındı. Saldırgan da özel harekat timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Para çektim. Adam beni bekledi karşı kaldırımda. Sonra bir anda harekete geçti. Elinde bıçak ya da tabanca yoktu. Onu yüzüne öksürerek gasp etmeye çalıştı. Sen
abi peşinden niye geliyorsun? Akıllara durgunluk veren gasp girişiminin adresi Beyoğlu İstiklal Caddesi. Emine Deniz yakınları yaş sınırı nedeniyle dışarı çıkamadığından onların emekli maaşını çekmek için bankanın ATM'sine geldi. Parayı alıp gitmek üzereyken yanına yaklaşan şüpheli ne bıçak ne silah gösterdi. Var gücüyle kadının yüzünü öksürdü. Beni şaşırtıp parayı almak için herhalde yaptı yavrum. Şüphelinin amacı kadını panikletip parasını almaktı ama amacına ulaşamadı. Kadın bağırıp yakınlardaki bir eczaneye sığındı. Kadının bağırma seslerini duyan İstiklal Caddesi'ndeki görevli özel harekat polisleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Bekledim bir yerde eczanede biraz 15-20 dakika sonra. Polislere söyledim. Kadının yüzüne öksürerek parasını gasp etmek isteyen şüpheli kurtulma umuduyla bir de yalan söyledi. Şimdi diyor ki gözüm görmüyor, yanlış diyor. Ama suratıma doğru öksürdü. Gasp şüphelisi gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Uyguladığı akıl almaz yöntemi anlatması için polis merkezine götürüldü. Geçen hafta bugün koronada vaka sayısı 1 milyona yaklaşıyor demiştik. Bir hafta daha aralarına 600 bin kişi daha eklendi. Çin ikinci dalgayı bekliyor. 208 ülke ise birinci dalgayı def etmenin yolunu arıyor. Hayatını kaybedenler ise 90 bini aştı. Özgürlük kapısı açıldı. On binlercesinin bavulu çoktan hazırdı. Hiç beklemediler. 76 gün esir kaldıkları Wuhan'ı terk ettiler. Ateşlerini ölçtürdüler, sağlık kodlarını gösterdiler. Trenlerin, uçakların götürdüğü yere gittiler. Onlar gitmenin, bazıları da dönmenin peşindeydi. Onları da törenle karşıladılar. Çin birinci dalgayı yolladı. İkinciyi bekliyor. 208 ülke ise Covid-19'u def etmenin yoluna bakıyor. Enfekte olan kişi sayısı 1 milyon 600 bine yaklaştı. Hayatını kaybedenlerse 90 bini aştı. Virüsü mağlup edenlerse 350 bine yakın. Felaket listesinde ilk üç değişmedi. 17.669 ölümle İtalya birinci, İspanya 15.238 kayıpla ikinci. Vaka sayısında rekor üstüne rekor kıran Amerika ise üçüncü. Orada da bilanço 14.797. 3 ülkede son 24 saatte yüzlerce yeni kayıp verildi. Amerika 1940, İspanya 683, İtalya ise 542 hastasını daha salgına kurban verdi. İngiltere'de başbakandan iyi, sokaktan kötü haber var. Ölü sayısı 7097. Çöp poşetinden kalkan yapan 3 hemşirenin korktuğu başına geldi. Norwich Park Hastanesi'nde çalışan hemşirelerin virüse yakalandığı söylendi. Ölü sayısının 4110'a çıktığı İran'da bir türbeden söküldüğü iddia edilen bez şifa niyetine hastalara ve sağlık personeline öptürüldü. Amerikan medyası Suudi Arabistan'da 150 kraliyet üyesinin virüse yakalandığını, kralın Kızıldeniz'de bir sarayda kendini izole ettiğini iddia etti. O iddialara henüz bir yanıt gelmedi. Dubai'de hem evlenmeye hem de boşanmaya salgın molası verildi. Ekvador'da bir haftalık isyan ses getirdi. Sokaklarda sürünen cenazeler bir bir alınmaya başlandı. Onlarca ceset toplayan kamyon yan yattı. Tabutlar tek tek alındı, yeni açılan mezarlığa defnedildi. Çin felaketi ticarete çevirdi. Seri halde tanı kiti ve maske ihracatına başladı. Onlar yine bir yolunu buldu ama salgın küresel ekonominin belini kırdı. Birleşmiş Milletler'e göre korona dünyadaki yoksullar ordusuna en az 400 milyon kişi daha kattı. 15 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Amerika'da son duruma bakalım. Vakaların çoğunun Afro-Amerikalı ya da Latin olduğu açıklandı. Başkan Trump son basın toplantısında harika günler yakında dedi. Burası Hart Adası, sahipsiz Amerikalıların son durağı. Adada korona mesaisi var. Mahkumlar günde 6 dolara mezar kazıyor.
morglarda bekletilen yüzlerce yoksul salgın kurbanının cenazesi buraya getirilecek, gariban mezarlığına defnedilecek. Ölülerine yer arayan Amerika'da enfekte olanların sayısı yarım milyona yaklaştı. Hayatını kaybedenlerse 15 bine. Başkan basın toplantısında yine tünelin ucundaki ışığı anlattı. Önümüzde bazı berbat günlerde bizi bekliyor ama sonrasında harika günler gelecek. Bu dönemi atlatacağız. Halkına harika günler vaat eden başkan dün Dünya Sağlık Örgütü'nü para yollamamakla tehdit etmişti. Örgütten beklenen yanıt gecikmedi. Daha fazla ceset torbası görmek istiyorsanız virüsü siyasete alet etmeye devam edebilirsiniz. Ölülerine ceset torbası arayan New York'ta hayatını kaybedenler 6268'e yükseldi. Vaka sayısı ise 151 bine yakın. Kötü ve korkunç olanı ise son 24 saat içinde New York'ta şimdiye kadarki en yüksek ölü sayısı kaydedilmiş olması. New York'ta 779 kişi daha yaşamını yitirdi. Eyalette ölenlerin çoğu Latinler ya da Afro-Amerikalılar, hemen hemen tamamının ortak özelliği yoksul olmaları. Dünyanın süper gücü çoğu gariban olan hastalarını otobüslere istifliyor, hastane hastane gezdiriyor. Ölüleri ise bu raflarda bekletiyor. Tek dert sağlık değil, ekonomideki delikte açıldıkça açılıyor. Bu görüntü dün Florida'da çekildi. İşsizlik yardımı almak isteyenler sosyal mesafeyi boş verdi. Korona süper gücü öyle bir vurdu ki tek hamlede hem sağlığını hem de ekonomisini nakavt etti. Amerikan rüyasını birkaç hafta içinde bir adaya gömüverdi. Sokağa çıkma yasağını delen gençlerin peşine düşen bir polis onları uyarıp tehlikelere karşı nasihatta bulunacağını üzücü bir şey yaptı. Yakaladığı genci tokatladı. Sokağa çıkma yasağını delen gençleri kovaladı, yakalayınca böyle tokatladı. Ortaya bu üzücü görüntü çıktı. Görüntü Şov Haber WhatsApp ihbar hattına Kayseri'den gönderildi. İddiaya göre Melikgazi'de yaşayan 20 yaşın altındaki bu iki genç dışarıda polise yakalandı. Biri hızla kaçtı, diğeri olduğu yerde kala kaldı. Polis memuruna doğru yürüdü. Açıklama yapacaktı ki fırsat kalmadı. Polis onu uyarmak yerine tokatladı. Sert müdahale sosyal medyada tepki çekti. Koronavirüsle birlikte hemen her yerde dezenfekte kabinleri de karşımıza çıkmaya başladı. Peki o kabinlerin insan sağlığına zararı var mı? Virüse karşı koruyucu bir önlem mi? Cevap. Dezenfekte kabini. Allah on numara. Tek kelimeyle harika diyorum. Tüneli de var, kabini de. Giren memnun çıkıyor, bir daha istiyor. Çok güzel. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde hayatımıza işte bu dezenfekte kabinleri de girdi. Kabinlere ilgi oldukça yoğun. Peki bu kabinler virüse karşı ne kadar etkili? Dezenfekte sıvısını buhar olarak püskürtüyor. Bu tünellerde kullanılan kimyasalın niteliği. Gerçekten etkili mi, kaliteli bir kimyasal madde mi kullanılıyor? Kimya mühendislerine göre kullanılan kimyasalın niteliği önemli. Peki o kimyasal insan sağlığını tehdit etmese bile tam anlamıyla bir dezenfeksiyondan bahsetmek mümkün mü? Tünel içerisinde bulunan insanın bu kimyasal madde ile ne kadar süre etkileştiği önemli. En az 20 ila 30 saniye temasta kalması ve vücudunun açık yerlerinin özellikle ıslanması gerekmektedir. Islanıyor musunuz? Hayır, ıslanma falan yok. Giysisinde kalan kimyasalların durumu da ayrı bir tartışma konusu. Omuzdan aşağı ve kıyafetlerin temizlenmesi ana amacımız bu. Kabin kullanılırken sosyal mesafe kuralına da dikkat ediliyor ama uzmanların önerisi bu kabinleri kullandım diye fazla rehavete kapılmamak. Bu iyi niyetli çalışmayı çok yararlı bulmuyoruz. Klasik yöntem dediğimiz diğer tedbirler daha yerinde. Özellikle son günlerde artan sahte dezenfekte ürünlerine de dikkat çeken kimya mühendisleri kaynağı bilinmeyen kimyasala karşı uyarıyor.
Evet, bugünkü verileri paylaştı Sağlık Bakanlığı. Şu dakika itibariyle biz de sizlerle paylaşacağız. Ekranlarınıza taşıdık. Türkiye günlük koronavirüs tablosu arkamda gördüğünüz şekilde 9 Nisan 2020 itibariyle bugünkü test sayısı 28.578. Bugünkü vaka sayısı 4.056 olarak açıklandı. Bugünkü vefat sayısı ise 96. Maalesef bir artış var can kayıplarında. Toplam vefat sayısı bu şekilde 908 oldu bir ayın ardından. Tekrar edelim. Bugünkü test sayısı 28.578 olarak açıklandı. Bugünkü vaka sayısı ise 4.056. Bugünkü vefat sayısı 96 oldu. Can kayıplarında bir artış söz konusu maalesef. Toplam vefat sayısı da 908 oldu. Bugün itibariyle veriler bu şekilde. Hepimizin başı sağ olsun diyelim. Biz bize yeteriz kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Türkiye'nin en doğusundan en batısına, gencinden yaşlısına herkes bu zor günlerde ihtiyaç sahipleri için kenetlendi. Ben de bir çeyrek altın bağışlamak istedim. Maaşımdan 1 milyar bağışta bulunuyorum. Birikmişti. Gitsin iyi bir yere gitsin istedim. Devletimiz var olsun, askerimiz var olsun. Polisimiz var. Sağlık çalışanlarımız var. Kars'ın Tomarlı köyü sakinleri. Evet, Levent İlgar'dan bir tane keçi. Emekli Birsen öğretmen. İşte daha da olsa da versek. Kıbrıs gazisi Beşir amca. Sizin adınıza ulaştıracağız, yatıracağız. Biz bize yeteriz kampanyasına destek çığı gibi. Türkiye el birliğiyle ihtiyaç sahiplerinin yanında. Burası Kars, Tomarlı köyü seferber. Devletimize, milletimize bir hayvan kurbandı, ne olur. Muhtarın öncülüğünde bir ekip kuruldu. Herkes gönlünden kopanı verdi. Biz bize yeteriz. Bu üzüntülü günümüzde herkese Allah sabır versin. Köylüler toplamda 30 koyun ve 2 düve bağışladı. Herkes tek tek alkışlandı. Desteklerinden dolayı. Devletimiz var olsun, sağ olsun. Suat abiye de buradan bir alkış yapalım. Aydın'da oturan 80 yaşındaki Birsen Coşkuner ömrünü eğitime adamıştı. Öğretmenlik hayatı boyunca dişinden tırnağından arttırdı. 50 bin lirayla kampanyaya destek oldu. İçim kıpır kıpır şimdi bu şeyi yapacağım için. Allah kabul etsin diyelim. Erzincanlı 65 yaşındaki Ahmet Sabah kenardaki 500 lirasını teyzesi Yeter Ateş de bir çeyrek altınını verdi. Amca Allah bağışını kabul etsin. Tekrar. İstanbul'dan iki minik yürek, 5 yaşındaki Nakşı Dil ve 2 yaşındaki kardeşi Cihat. Onlar da biriktirdikleri 336 lirayla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oldu. Bazı çocuklar oyuncak alamıyor diye ben de bütün kumbaramı o çocuğa vermeye kabul ettim. Evet, çocuklar da sana çok teşekkür edecekler babacığım, biliyor musun? Günlük kazanıp harcayan romanlar, korona onları da perişan etti. İşler güçler durunca cüzdanlar boşaldı, veresiye defterleri kabardı. İmdada ise gizemli hayırsever yetişti, onların da hayır duasını aldı. Kim verdi bunu? Labulot. Ne kadar verdi sana? 200. Robota teşekkür ederiz. Çikolata aldıracağım. Kumparam atacağım. Ben bu abiyi rüyamda gördüm. Allah ondan bin kere razı olsun. Bugün roman günüymüş. Biz de yararlandık. Robin Hood korona günlerinde yardım elini bu kez romanlara uzattı. Ailelere para dolu zarflar verdi. Veresiye defterlerini kapattı. Başlattığı iyilik hareketiyle gönüllerde taht kuran Robin Hood bu kez İçerenköy Yeni Sahra Mahallesi'nde ortaya çıktı. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde ihtiyaç sahiplerini tek tek belirledi ve onlara içinde biner lira olan zarfları veriyor. Bu parayla kiramı ödeyeceğim. Allah razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. Üstelik o yardımlar için Dünya Romanlar Günü'nü seçmişti. Bugün Romanlar Günü olduğu için Robin Hood özellikle Yeni Sahra ve Ataşehir bölgesindeki evleri ve mahalleleri, aileleri seçti. Teşekkür ederiz Robin Hood'a. Bize yardım ediyorlar. Teşekkürler. Bakliyat alacağız. Yağ alacağız. Bez alacağız. Robin Hood romanmış. Allah ondan bin kere razı olsun. Robin Hood çocukları da unutmadı. Robin Hood abiye teşekkür ederiz. Kumbaramı atacağım. Biriktiriyorum abiden. Kıyafet alacağım. Kıyafetim yok. Biz evimizi geçindirdiğimiz için onun için kullanacağız. 300'e yakın aileye para dağıttı, zarf verdi. 50'nin üzerinde çocuğa harçlık dağıttı ve bakkallarda da veresiye defterinde borcu olan onlarca kişinin
borcunu ödedi. İşte yine bir aileye daha yardım elini uzattı. Ulaşmak istiyordu kendisine. Sağ olsun onlar bizi buldular. Robin Hood diyordular ya, hep televizyon izliyordum. Allah'ım bana da nasip et de benim kapımı da çalsın dedim. Allah'ın izniyle çaldı. Veresiye defterleri de silindi. Robin Hood evet bugün geldi akşamüstü. Veresiye olan arkadaşlarının vereselerini kapatmıştır. Robin Hood borcumu ödedi. Çok teşekkür ederim. 900 milyon borcu var. Onu Robin Hood ödedi. Robin Hood ödedi. Robin Hood yaklaşık 300 bin lira dağıtıp mahalleden ayrıldı. Gönüllü karantina günlerinde evde kalamayıp çalışmak zorunda olanlar var. Onlardan biri de kargocular ve kuryeler ama başları gereksiz siparişlerle dertte. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde aciliyeti olmayan birçok ürün sipariş ediliyor maalesef. Koronavirüs salgının yaşandığı şu günlerde kuryelik yapıyoruz. Şu an trafik bizi rahatlattı. Ama ne yazık ki bu e-ticaret siteleri üzerinden gereksiz alışveriş yapan insanlar yüzünden kozmetik ürünleri taşıyoruz, ruj taşıyoruz. Soruyorum neler sipariş geliyor? İşte oje, giysi, ayakkabı. İşinizi zorlaştırıyor mu o kozmetik ürünü siparişleri? Kurye sektöründe gerek kargo sektöründe inanılmaz derecede bir yoğunluk yaşanıyor. Motosikletli kurye ve kargocularlayım. Onlar işinin başında. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde onlar da ellerinden geleni yapıyor ama İşlerini zorlaştıran bir şey var. Acil olmayan birçok alışveriş var. İnternetten gereksiz siparişler. Kolonya olsa anlayacağım, dezenfektan ürünü olsa anlayacağım da burada tamamen insanların kendi süsü püsüyle ilgili şeyler. Mesela oje sipariş eden var. Beğendiği renkte ruj söyleyen var. Beğendiği ayakkabıyı alan var, kıyafet alan var. Bunun için dışarıya çıkıp kendimizi riske atmak zorumuza gidiyor. Bakın. Ne istiyorlar? Ne yazık ki insanlar zaruri olmayan birçok alışverişi yaptığı için kuryelere, kargo çalışanlarına bu yük biniyor. Bu dönemde bu hastalıklarla mücadele ederken ayakkabı almanın zamanı değil. Kozmetik ürünler sipariş vermenin zamanı değil. Bir motosikletli kurye ya da kargocu günde ortalama 50 sipariş teslim ediyor. Yani 50 kapı çalıyor. Bu 50 siparişin 30'u temel ihtiyaç, gıda ya da reçeteli ilaç. Ama geriye kalan o 20 sipariş hiç de temel ihtiyaç değil. Bu virüsü kendi evlerine kendi elleriyle getirtmesinler. Birçoğu kozmetik ürünü ya da kıyafet. En çok neye şaşırdınız? Geçenlerde başıma geldi. Avrupa yakasında bir evden oyun konsolu aldım. Ataşehir'de başka bir yere götürdüm. İnsanlar burada oyunun derdine düşmüş. Mesela çok yaşlı insanlarımız var. Bu yaşlı insanlarımızın ihtiyaçları oluyor. Bizi arıyorlar, diyor ki evladım benim şuna ihtiyacım var. Biz bunlardan ücret bile talep etmiyoruz. Yardımcı olmak için biz hazırız. Evde otururken tek tıkla internetten sipariş vermek çok kolay. Ama özellikle bugünlerde dışarıdaki emekçileri de düşünmek gerekiyor. O yüzden temel ihtiyaçlar dışında internetten sipariş vermekten kaçınmak lazım. Siz evde kalın, biz sizin için iş başındayız. Berber ve kuaförler neredeyse 3 haftadır kapalı. Özellikle de dünkü baskından sonra tabii akılları haklı olarak şu soru geliyor. Uzayan saçlara ne olacak? Şu haber sizin için bu çok önemli sorunun cevabını araştırdı. İşin ustasından kendimi evde nasıl tıraş ederim diyenlere tüyolar geliyor. Normal bir tıraş makinesiyle herkes tıraş olabilir. Tıraş yapayım böyle. Berberler, kuaförler kapandı. Saçlar her geçen gün uzayınca herkes kara kara ne yapacağını düşünmeye başladı. En iyi cilet budur. Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. Taçsız Kral Pele, Bakken Bauer. Ünlü Hollywood yıldızı Bruce Willis bile kızının saçlarını kendi kesti. Kuaförler kapanalı 20 gün oldu, saçlar uzadı, iş başa düştü. Peki evde tıraş olurken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi malzemeleri kullanmamız gerekiyor? Öncelikle herkesin evinde bulunan bir tıraş makinesi, 1 numara 2 numara saç kesim tarakları, bir de normal bir makas bile yeterli. İşte evde tıraşın püf noktaları. Bir numaramızı taktık. Bir numarayla buraları alıyoruz. Önceki saç kesiminin çizgisini hiç bozmama kaydıyla bunları almamız gerekiyor. İki numarayla da bir parmak üstüne çıkıyoruz. Yukarı yukarı doğru küçük küçük hareketlerle tekrar bir numarayı takıyoruz. Ve dişini az bir şey çekip aradaki izi kaybediyoruz. Tıraşın ense çizgisini tabii dediğimiz gibi yine bozmuyoruz. Enseyi ona göre alıyoruz.
Çok fazla yukarı çıkmadan bir numarayla buraları alıyoruz. Ve en önemlisi saçların üst kısmı. İhtiyacımız olan sadece makas, tarak ve su. Öncelikle bir ıslatıyoruz. Böyle parmağın arasına alarak ne kadar kısaltmak istiyorsak bunu o kadar kısaltıyoruz. Adım adım saçın şeklini bozmadan ufak ufak alıyoruz bunları. Güzel bir şekilde ayarlıyoruz. Ve ondan sonra da bitiriyoruz. Şimdi saç tıraşı bitti, sıra sakala geldi. Bakalım sakal tıraşında neye dikkat etmek gerekiyor? 2 numarayı takıyoruz. İlk önce buralardan başlıyoruz. Buraları komple alıyoruz. Hepsini eşit bir şekilde kısaltıyoruz. Sıra geldi şekil vermeye. Şimdi şu kulak memesi hizasında burayı alıyorum. 1 numarayı çıkartıyoruz. Dişi çok az bir şekilde geriye çekiyoruz. Buraları alıyoruz. Bu sefer 1 numarayı takıyoruz. Şu izleri kaybedelim. Tabii her şeyde olduğu gibi hijyene de çok dikkat etmek gerekiyor. İşten eve döndüğünde apartmandaki yazıyı görünce şoke oldu. O yazıda sağlık çalışanlarının kapılara, korkuluklara dokunmaması isteniyordu. Binaya asılan o vicdansız nota sadece hedef aldığı sağlık çalışanı değil, tüm Türkiye tepki gösterdi. Ankara'da bir apartman binasında bir hemşire arkadaşımızın komşuları tarafından kovulduğu, işte siz sağlıkçısınız, bu binaya virüs getirirsiniz gibi söylemlerle kovulduğuna dair bir bilgi geldi bize. Başka bir sağlık çalışan arkadaşımızın minibüsten indirilmeye çalışıldığını öğrendik ne yazık ki. Onun oturduğu apartmana da bu yazı asıldı. Korkuluklara, kapılara dokunmaması istendi. Bu süreci en az hasarla atlatabilmek için varımızı yoğumuza katmış çalışmaktayız. Yıldırım Akgül, Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde hasta hakları sorumlusu, işten döndüğünde kapıdaki yazıyı görünce şoke oldu. O da aynı kağıda bu virüs er geç bitecek. Benim çalıştığım hastaneye gelip ayrıcalık isterseniz çenenizi kırarım diye yazdı. Hekimi ayrı bir görev yürütüyor, hemşiresi ayrı bir görev yürütüyor, laboratuvar teknisyeni, radyoloji teknisyeni ayrı bir görev yürütüyor. Apartman sakinlerinin yaptığı harekete sadece o değil, tüm Türkiye tepki gösterdi. Bütün sağlık çalışanlarına karşı halkımızın biraz daha duyarlı, biraz daha hoşgörülü, biraz daha sabırlı olmaları, biraz daha sevecen olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Berfin Özek, eski sevgilisinin asitli saldırısına uğramış yaşadığı dehşet Türkiye'ye isyan ettirmişti. O saldırıda bir gözünü kaybeden, yüzü tanınmaz hale gelen genç kadın bu kez herkesi şaşkına çeviren bir açıklamayla gündemde. Şiddet mağduru kadın kendisine bunu yapan eski sevgilisini affettiğini açıkladı. Onu seviyorum dedi. Berfin Özek maalesef asitli saldırganı affetti. Öldüren sevgi istemiyoruz. Affetmekle de kalmadı. Onu seviyorum, evleneceğim dedi. Asit dehşetiyle hayatı kabusa dönen genç kadının kararı Türkiye'yi şaşkına çevirdi. Eğer yeni yasa yürürlüğe girerse çıkma olanağına sahiptir. Berfin Özek, ayrılmak istediği eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğradı. Bir gözü görmüyor, yüzü de tanımayacak halde. Ben bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Aynaya baktım, çöktüm yere, ağladım. Ona bunu yapan acımasız saldırgan 13 yıl ceza aldı. 15 aydır da cezaevinde yatıyor. Ancak tasarı yasalaşırsa 3 ay sonra açık cezaevine çıkacak. Bu da aslında tahliyesi anlamına geliyor. Biz en son istinaf etmiştik dosyayı. Fakat kendisi dilekçesini vermiş, istinaftan da vazgeçmiştir. Sanığı affetmek konusunda ısrarlı olduğunu söyledi. Duruşmayı başından beri takip eden avukatları Nevzat Ercan ve Mehtap Sert, Berfin'in kararına tepkili. Biz bu dosyada çok çalıştık. Öldüren sevgi istemiyoruz. Şikayet dilekçesiyle birlikte avukatları olarak bizleri de azletmiş bulunuyor. Kendisinin avukatı değilim. Genç kadının şaşırtan kararının ardında tahliye edilince başıma bir şey gelir mi korkusunun olduğunu iddia edenler de var. Evet, umarız Berfin'in sevgilisini affetmesinin çıkacak af yasasıyla uzaktan yakından bir alakası yoktur umarız. Evde kal çağrıları, gençlere, yaşlılara sokağa çıkma yasağı sürerken akıl almaz bir olay yaşandı bugün İstanbul Kartal sahilinde. Pazarlık için yol kenarında bekleyen bir kadın durumu ihbar eden vatandaşların ihbarı sonrası yakalandı. Sahile çıktı, güpe gündüz yol ortasında fuhuş pazarlığı yaptı. Bizi mi çekiyoruz? Tanıdıklarımız var. Ayıp olacak ama şimdi herkese. Pes dedirten görüntü Kartal sahilinden. Ne korona ne yasak dinleyen bu kadın sahil yolundan gelip geçen arabaları durdurdu, pazarlık yaptı.
bu çirkin görüntüden rahatsız olan bazı sürücüler hemen 155'i aradı. Polisi görünce paniğe kapılan kadın yolun karşısına geçti, ağaçlık alana saklandı ama kaçamadı. Bizi mi çekiyoruz? Tanıdıklarımız var, ayıp olacak ama şimdi herkese. Tek derdi de buydu. Çevremiz yani görmesini istemiyoruz yani. Trafiği tehlikeye sokmaktan 180 lira para cezası uygulanan kadın karakola götürüldü. Fuhuştan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı. Sakarlık bazen korkunç sonuçlara yol açabiliyor. Kazı çalışmasındaki bir işçinin başına da bu geldi. Talihsiz adam sakar arkadaşı yüzünden yandı tutuştu. Bir arkadaşı yaktı, diğeri baktı. Alev topuna dönen işçi canını zor kurtardı. Trajikomik anların yaşandığı yer Hong Kong. İşçiler kazı çalışması yapıyordu. Bu işçi ateşi yaktı ama arkadaşının dokunmasıyla bir anda alev aldı, panikle kaçmaya başladı. Yangına sebep olan arkadaşı kenarda duran bidonu aldı. Aklınca alevleri söndürecekti. Ama döktüğü sıvı su değil, yanıcı maddeydi. Yangını daha da arttırdı. Ne yapacağını şaşırdı. Diğer işçi ise oralı bile olmadı. Olanları izlemekle yetindi. Neyse ki yanan adam üstündeki yeleği çıkarmayı başardı. Alevlerden kurtuldu. Koşarak işçinin yanına gelen bu gençse elindeki su şişesiyle yangına müdahale etti. Ölümden dönen işçi hastanede. Evde kalanlar korona kabusuna karşı güvende ama dört duvarında bazı zorlukları var tabii. Bunların başında da sürekli yemek yemek ve hareket etmemek, yani kilo almak geliyor ama endişelenmeyin. Bağışıklığı düşürmeden de diyet yapmak mümkün, üstelik börek bile yiyerek. Karantina diyeti var sırada. Gayet çıtır çıtır, hem sağlıklı hem kilo aldırmayan çok lezzetli bir börek olacak. Aslında hem virüsten korunup hem de kilo almaktan korunabiliriz. Koronavirüsten korunmak için milyonlar eve kapandı. Evde kendimizi izole bir şekilde virüsten korurken ancak fazla kilolardan koruyamaz hale geldik. O yüzden yediğimize, içtiğimize, kilomuza dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle kadınlarımız görünen o ki sosyal medyada yemek yapma yarışına girdi. Pastalar, börekler, ekmek yapanlar. Ekmek yapma olaylarını birazcık bir bırakalım. Bu da ne demek? Tüm ev halkı için fazla kilo demek. Peki bu fazla kiloları nasıl vereceğiz? Evde bağışıklığı düşürmeden diyet yapmak mümkün. Sabah uyandığımızda mutlaka yumurta yiyelim. 3 yemek kaşığı kadar lor peynir. Sonra ara öğün olarak kahve ve meyve tüketebiliriz. Öğleni atlamak yerine eğer hafif şeylerle geçiştirirsek toklukta yine daha uzun süre kalmış olacak. Bir kase sebze çorbası olabilir. Yine biliyoruz ki kelle paça gibi, tavuk suyu çorba gibi, bunlar böyle bağışıklığımızı güçlendiren çorbalar. Akşam yemeğinde de daha çok sebze yemekleri, kuru baklagil yemekleri tüketebiliriz. Ne dedik? Evde bağışıklığı düşürmeden kilo vermek mümkün mü dedik? Evet, mümkün denildi. Peki börek, kek hiç mi yemeyeceğiz? Yiyeceğiz. Hem de bu böreği kilo almadan yiyeceğiz. İşte size diyet börek tarifi geliyor. İç malzemesi için ıspanak, pırasa, kabak ayrı bir tavada ayrı ayrı kavruluyor. Daha sonra lor peyniriyle bir kapta karıştırılıyor. Şimdi içine bir tane yumurta kıracağım. Yumurtamızı da çırpalım. İçine birazcık zerdeçal ekleyelim. Karışıma dökeceğiz. Birazcık da yoğurt ekleyelim. Şöyle bir kaşık kadar yoğurt yeterli olacaktır. Bir adet yufka tepsiye seriliyor ve hazırlanan karışım üzerine ekleniyor. Tekrardan bir kaşık yoğurt ve yarım çay bardağı kadar zeytinyağını burada bir karıştırıp bunun üzerine sos gibi dökelim. Evet, sağlıklı çıtır çıtır diyet böreğimiz hazır. Çok da güzel görünüyor. Evet, tadı da çok güzel ve çok da pratik bir börek. Hemen 15 dakika içerisinde hazırlamış olduk. Ev karantinasında ara öğünler de önemli. İşte bu da sağlıklı atıştırmalık. Ben böyle bir kokteyl öneriyorum. Bunun içinde ne var? Çiğ kabak var, havuç var, kapya biber var, yine salatalık var. Ne yaptık bunu? Böyle limonlu bir suyun içine bunları doğradık. Yanına da
labne peynirli, baharatlı bir dip sos hazırladık. Evde sağlıksız beslenmeyi abartınca birçoğumuz o fazla kilolara ulaştı bile. Diyetin yanı sıra hızlıca kilo vermeye yardımcı olacak detoks tarifi bu da. Hem sağlıklı hem de yağ yakmamızı sağlayacak. Salatalık, kivi, yeşil elma ve limon blenderdan geçiriliyor ve üzerine yarım bardak su ekleniyor. Bu karışım 3 günde 2 kilo verdiriyor. Evet, detoks suyumuz hazır. Böyle güzel, fresh, ekşi bir tadı var. C vitamini deposu ve inanılmaz güzel bir yağ yakıcı. Bu süreçte sağlıklı kalmak için evde kalmaya da özen gösteriyoruz. O halde evde kal, sağlıklı kal diyoruz. Onca uyarıya rağmen maske takılmadığını görünce harekete geçti. Farkındalık yaratması için beslediği hayvanlara maske taktı. Hayvanlara maske taktık. Önleminizi alın mesajı verebilmek için farklı bir yol seçti. Vatandaşlarımızın maske takmaları için biz de böyle bir farkındalık yaratmak istedik. Siirt'te hayvancılık yapan Şahin Özev'in ölümcül virüse karşı önlem almayanları gördü, dikkat çekmek istedi. Beslediği hayvanlara maske taktı. Yemeğini yedikten sonra işte suya bırakıyoruz, suyularını da içiyorlar. Hele maskelerini tekrar takıyoruz. Sırada reklamlar var. Haberin merkezinde Show Ana Haber'deydiniz. İyi akşamlar.